Hemşire hanım, bana allık ve ruj verir misin? Biraz kendimi toparlamak istiyorum. Tabii. Efendim, Davut Bey fenalaştı. Sakinleştirici verildi, şu anda uyuyor. İnci. Sen sürer misin? Tabii. Tamam Hüsnü, ben söyleyeceğim. Başınız sağ olsun. İnci Hanım, iğnenizi yapayım mı? Oğlumu bir kucağıma alayım. Öyle yaparsın. Uyutuyor bunlar. Tamam. Sakinleştirici yaptınız mı? İstemedi efendim. Sen burada bekle. Tabii efendim. Oğlum nerede? Kuvezde mi? Hadi beni yanına götür Polat. Kötü mü durumu yoksa? Allah'ım, bebeğime bir şey olmasın. Allah'ım, oğlumu kaybetmeyeyim. Hayır, duymak istemiyorum. Söz verdim bana oğlumu getireceğine. Sözümü tutamadım. Oğlumuzu kaybettik. İnci Hanım, İnci Hanım. Sakin olun. Tamam. Thank you.
Bırak silahını. İstanbul'da İzzet'in birçok malı satılmayacak dedim. Haberin yok mu? Abi vallahi bunlar eski mallar. Yenisini almıyoruz. Kolunu uzat. Abi yapma. Çoluğum çocuğum var abi. Bizim yok. Uzat. Abi. Ben bir söz söyleyeceğim. Sen de benim sözümü kafana göre eğip bükebileceğini zannedeceksin. Öyle mi? Cahit. Yapma abi. Bunu bu kadar büyütecek ne var abi? İzzet'in malını alan, abi, satan, dağıtan ve hatta yiyen içen adama ne olacağını dünya alem görsün. Abi yapma. Abi kurbanın olayım yapma. Abi, abi yapma. Abi. Evine hoş geldin. Fusat, iyi misin oğlum? Reis doktor çağırsam. Dostumuz. Ben niye duymadım daha önce? Oğlum senin babanın dedenin o kadar çok dostu var ki. Hepsini nereden tanıyacaksın? Anne. Bırak aile dostunu falan. Beni babamın ayrına mı bıraktılar? Sen dedenin dostluğunu küçümseme. Zamanında onlara büyük iyilikleri oldu. Benim kimsenin gücün iyiliğine ihtiyacım yok. Pusat sen deden baban nasıl güç sahibi oldular zannediyorsun? Bir anda mı? Tek başlarına mı? Bu alemde cesaretli gözü kara olmak yetmez. Bir o kadar da güçlü dostların olacak ki istediğin güce sahip olasın. İyi ya. Yarın gider teşekkür ederiz. Bakalım bizim de dostumuz olacak mı Mete?
ederiz. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Nasıl oldu? Efendim, İnce Hanım kimseyle konuşmuyor. Böyle gözlerini tavana dikmiş bakıyor. Ama sizin gelmeniz iyi oldu. Belki sayenizde hayata döner. Kapıyı aç evladım. Başın sağ olsun kızım. Allah sana uzun ömür versin. Ben yaşamak istemiyorum artık. Böyle konuşma kızım. Senin bir evladın daha var. Onun için acıların en büyüğünü de yaşasan, sabretmen, kendini iyileştirmen, acını yüreğine gömüp evladın için yaşaman lazım. Herkes sizin kadar güçlü olamıyor. Çünkü herkes sizin sahip olduklarınıza sahip değil. Ömer baba, Polat. Bir kadının hayatta sahip olabileceği, sırtını dayayabileceği, güvenip inanabileceği nadir adamlar. Kızım, Allah biliyor, sen de çok iyi biliyorsun. Ben senin ailemize girmeni istemedim. Çünkü senin bu hayatımıza ayak uyduramayacağını, bizi hak etmediğini düşünüyordum. Bunu hep hissettim. Çok üzüldüm ama sizden ayrılmak istemedim. İyi ki istemedin kız. Sayende bir şey daha öğrendim. İnsanların değişebileceğini, onlara karşı ön yargılı olmamak gerektiğini öğrendim. Polat hayatında olur olmaz. Orasını bilemem. Ama biz yaşadığımız müddetçe kapımız sana her zaman açık olacak. Ömer baban da, ben de her zaman senin hayatında olacağız. Ben hazırım Hüsnü Bey. Ne zaman taburcu oluyorum? Öğleden sonra çıkaracağız sizi. Polat Bey'in emri var. Şahsen güvenli bir yere yerleştirilmenizi sağlayacağım. Teşekkür ederim. Dicle Hanım, moralim çok bozuk. Ne oldu Hüsnü Bey? 2 haftadır burada yaşadığım gerilimin, stresin haddi hesabı yok. Bu kadar işte tek başıma uğraşıyorum ama ne bir terfi, ne bir taltif, hiçbir şey yok. Hayatım yataya girdi. Üzülmeyin Hüsnü Bey. Geçer bu günler. Dicle Hanım, İzzet'i bulmama yardım edin. Ben nereden bileyim Hüsnü Bey? Bilsem Polat'a söylerdim. Anlamıyorsunuz. Benim için çok önemli.
Polat Bey beni tam terfi ettirecek, bu şerefsiz Polat Bey'in çocuğuna kıydı. Şimdi iki taraflı birden bileniyorum, ex kocanız olacak 5 harfi şerefsize. Polat'ın bebeğini mi öldürdü? Abi Metin'in adamının yerini öğrendim. Ama girmesi çıkması biraz zor. Oğlum biz hiç kolay bir şey yaptık mı bu hayatta? Abi Metin'in herkesle irtibatta olduğunu biliyorsun. Adamına ne soracaksın ki? Baki, ben net adamım. Her şeyim net olmadan yaşayamam. Mete sizi gerçekten buldu mu? Yoksa beni tavlamak için tezgah mı kurdu? Çözmem lazım. Sen niye geldin? İzinli değil misin? Evde duramadım Birsen. Çıktım. Nereye gideceğimi şaşırdım. Senin yanına geldim. Benim yanımda ne işin var Leyla? Polatların yanında olman gerek. Bebek senin yüzünden öldü der gibi bakmalarından korkuyorum. Sanki biri çıkacak. O gece Polat senin yanında olmasaydı bebek ölmeyecekti diyecek gibime geliyor. Öyle de olsa gitmen gerek. Kalk. Beraber gidiyoruz. Hem benim de başsağlığı dilemem gerekir. Hastaneye mi gidiyoruz, eve mi? Hastaneyle ne ilgisi var? İnce hastanede, gözetim altında. Polat evde. Hangisine önce taziye vereceğiz? Önce hastaneye gideriz, sonra eve geçeriz. Ya hastanede şimdi rahatsızlık vermeyelim kadına. Bari eve gidelim. Yürü, başımın belası. Yolda karar veririz. Cemal, çocuk nerede? Sayende öldü. Ulan öldürdün değil mi çocuğu? Bunun hesabını senden soracağım. Ulan psikopatlığın da bir sınırı var. Sana ne elin sözünden? Milyar dolarlık işimiz olmasa şimdi sıkardım kafana. Topla kendini. Bir aydır ödeme yapmıyorsun. Çağır adamlarını. Piyasadan alacaklarını toplasınlar. Önce bizim paramızı öde. Sen öldün Cemal. Ben ölülere para ödemem. Ulan kafamı bozma. Ararım Polat Elemdar'ı, veririm seni. Leşini köpeklere yedir. Serkan! Bir telefon getirin, adamların arasın. O odadan da çıkartmayın. Seni... Davut şerefsizi bize harcayacak. Davut eskisi gibi güçlü değil. Şu ara götürmemiz lazım. Yoksa o bizi götürecek. Davut'u götürmek için birilerinin kalemini kırması lazım. Eskiden herkesin kalemini siz kırardınız. Ne değişti? Davut'un sahipleri var. Onlarla anlaşmadan Davut'u götürürsek başımıza çok iş açarız. Hem adamın torunu yeni ölmüş. Bırak biraz acısını yaşasın. İzzet Polat'ı bayağı çizmiş. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? İzzet Polat'ı çizmedi. Kendi ölüm emrini yazdı. Yakındır. Kucağımıza düşer. Polat Alemdar'la mı çatışacağız? Hayır. Eninde sonunda Polat İzzet'i öldürecek. Polat İzzet'in cesedini alacak. Biz de miras.
Polat niye üzgün? Bebeğini kaybettiği için canım. Ben anlamıyorum ki baba. Sağ ol, kocaman adamız ama hala gözyaşımızı tutamıyoruz. Evladım, bunlar bize yanlış öğretilen şeyler. Peygamber Efendimiz evladı Kasım'ı defnederken gözyaşlarını tutmamış. Peygamber. Senin gibi sormuşlar Memati. Ya Resulallah, cennete gittiğini biliyorsun, neden ağlıyorsun diye. Ben de insanım diye buyurmuş Efendimiz. Efendimiz kamil bir insan. İnsani bütün duyguları en yüksek, en mükemmel seviyede. Hele de merhameti. Ama maalesef Müslümanlar zaman içinde yanlış bilgilerle evlat sevgisinden kendilerini mahrum bırakmışlar. Benim babam bir gün kucağına alıp başımı okşamadı. Ayıp olur millet ne der diye. Rahmetli dinle örfü karıştırmış, hata etmiş. Çünkü insanlar yanlış örfü de terk etmeli. Kötü özellikleriyle birlikte. Bir baba çocuğunu sevmeyecek de neyi sevecek? Ölüm var evlatlarım. Baba anne evlatlarına, evlat anne babasına, kardeş kardeşe, komşu komşuya, insan insana sevgisini göstermeli. Sakın bunu ertelemeyin. Çünkü ayrılık var. En kolay ama en kıymetli şey insanın sevgisini diğerine vermesi. Verirken de göstermesi. Babalar da ağlayabilirmiş çocukları için. Öyle mi dedi? Ama sen ağlayınca ben de ağlıyorum. Sen ağlama güzel Elif. O zaman hiç dayanamam. Sen de ağlama. Peki ağlamayacağım. Ben sana baba dersem sen mutlu olur musun? Olurum tabii, olmaz mıyım? Hiç ağlamaz mısın? Hiç ağlamam. Babacığım sen bir daha hiç ağlama, olur mu? Olur kızım, olur kızım. Söz verdin ama ne olur hadi ağlama baba. Olacak şey mi be? Hadi. Hadi be, hadi. 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 Hadi be. Aman yemin ya. Hadi oğlum. Ara şu servisi gelsin baksın ya.
Matkap içinde mi? Evet abi. Yardım et kambura. Ben içeri gireceğim. İşaret verince ön taraftan sıkmaya başlayacaksınız. Tamam abi. Ben arkadan adamı çıkaracağım. Ben sizi arayınca arka sokağa gelin. Sakın geç kalmayın ha. Yardım et bakayım. Oldu mu? Ne çabuk geldiniz. 61 numara değil mi dur? Evet. Tamam da. Şu yakınlarda bir eve bakıyordum. Merkezden arayınca hemen buraya geldim. Bagajı aç, in arabadan. Açık da. Tut. Tamam, geçebilirsin. Geç hadi. Hadi al takımları. Ver. O sarı kutuyu ver, o sarı kutuyu ver şunu da. Geldiler. Bilgilensene. Tamam. Buyur abi gel. Çatıya buradan mı çıkılı? Buradan çıkabilirsin. Ne yapacaksın onunla? Daha arızaya bile bakmadın. Ustanın işine karışılmay. Efendim. Başlıyoruz. Tamam abi. Başlıyoruz. Ne oluyor orada? Uzun zaman oldu be hiç. Ne yapıyorsun Kara? Burada ne işin var? Anten tamir etmeye geldim. Seni görünce de dayanamadım. Hasret giderelim dedim. Biz çıktık. Arabayı hazırla. Yürü. Koş, koş, koş! Gözlerinden öperim koçum. Alo. Ya sen nerelerdesin hayırsız? İyiyim, iyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Çocuklar nasıl?
Hiçbir emrim yok. Ricam olur. Tamam, tamam. Gözlerinden öperim koçum. Efendim, beyi çalmışlar. Nasıl? Kim almış? Biri anten tamircisi gibi gelmiş ve... Mevzu anlaşıldı. Kara almış. Efendim, karanın yerini biliyoruz. Müdahale edelim mi? Oğlunun olayını aklınca çözecek. Beyci sorgulasın ki içi rahat etsin. Bize bağlılığı artsın. Benim İzzet gibi aşağılık bir feodal umurumda mı zannediyorsunuz? Onun ölmesini en çok isteyen benim. O zaman ne diye İzzet evlat edindik başkanım? Şamir emperyalisti arkasında da ondan. Başkanım, İzzet dünkü kadar önemli bir konumda değil bizim için. Bir tek sigaranın bile metropollerde satılmasına izin vermiyor. Polat Elamdar ve ajanları. Çözümün ne Cemal arkadaş? Her zamanki taktiği öneriyorum başkanım. Ya bana şifre çözdürtme. Nedir söyle. Oğlu bittiye getirme taktiği başkanım. Bırakalım da Polat Alemdar ajanı oğlunun intikamını alsın. İzzet'ten sonra bu işi kim yapacak? Bir önerin var mı? Başkanım, sizin kafanızda buna dair bir plan vardır. Madem başkanın kafasının içini okuyorsun, başkanı neden yoruyorsun ki? Lale arkadaş, bu arkadaşlar bizi yormayınca kendilerini objektif ajan hissediyorlar. İstiyorlar ki önderlik yorulsun, önderlik çalışsın. Nasıl daha önce önderlik halkı yoktan var ettiyse, şimdi de önderlik düşünsün. Hatta mucize yaratsın. Başkanım, yine taktik yapıyorsunuz. B planınızı söylemiyorsunuz. Senin bir adayın mı var Cemal arkadaş? Ya da adamın? Yok başkanım. Şu an aklıma gelen bir adayı yok. İzzet işi hallolsun önce. Ondan sonra adayımı açıklayacağım. İzzet ölmediği müddetçe adayımın adını söyleyerek canını yakmam. Ayrıca da yıpratmam. Sen bilmiyor musun sigaranın içkinin sağlığa zararlı olduğunu? Tamam, tamam. Bir daha satmayacağım. Satma. Lan! Lan ben demedim mi İzzet'in malı satılmayacak? Sen içki sigara değil beni sattın koçum. Abi tamam abi. Yapma abi. Yapma abi. Abi yapma. Abi yapma. Yapma abi. Yapmayın abi. Abi yapma. İyi bakın. İzzet'in malını satanı ne hale getireceğimi herkese anlatın. Yapma abi. Yapma abi. Daha sorduracak mısın bana? Bak son defa soruyorum. Ferman'ın kaçırılması tezgah mıydı? Kara, sana kendimi işkence ettirecek kadar gerizekalı mıyım? Ben senin aleyhinde iş yapmam. Arkandan iş çevirmem. Senin çevirmeye gücün yetmez de Mete bu işe cüret etti mi? Mete'ye Ferman'ın yerini ben söyledim. O bir hata etse de bana mı sorar? O zaman Mete'nin Şamir'le zamanında yaptığı operasyon neydi ha? Onu söylesen bana. Hepimiz biliyorduk ki
İsrail'le o dönemde iş yapmayan adamı 2 dakikada devletten el çektirirlerdi. Ayrıca savaşmak için az silah, az istihbarat almadık Mossad'dan. Ben hiçbir şey almadım. Hiç. Tamam, almadın. Sen farklısın. Ama herkes senin gibi değil. Sen var ya sen. Sen karakterli ol biraz, karakterli. Sen niye göz yumdun? Sesini çıkarmadın Mete'ye, ha? Mecburdun. Mecburduk. Ben mecbur değildim. Hele artık hiç değilim. Ferman'ın yerini nereden öğrendiniz? NATO'da çalışan bir Türk subayından öğrendim. Adı ne bu Türk subayının? Allah'ını seversen beni çöz. Ağrıma gidiyor kana. Bana bak be hiç. Bu İsrail işi zaten canımı sıkıyor. Tek tek hıncımı sizden çıkarırım. Benim artık aldatılmaya tahammülüm yok. Anladın değil mi? O subayla da konuşacağım. Eğer tek birinizin bir yalanını yakalarsa, namerdim, ölmek için yalvartacağım. Hoş geldiniz savcı hanım, hakim hanım. Sizlerin de başı sağ olsun. Kimse var mı İnci Hanım'ın yanında? Nazife validemiz var. Bir sen bir sonra gelelim. Kızım daha iyi ya Nazife Hanım'ın yanında. Yok istemiyorum. Buyurun buyurun. Valideciğim, savcı hanım, hakim hanım geldiler. Buyursunlar. Buyurun. Başınız sağ olsun. Siz sağ olun evladım. Başınız sağ olsun. Siz sağ olun yavrum. Başın sağ olsun. Biz rahatsız ettik böyle. Sonra gelelim. Ağrı kesici yaptılar. Ondan da biraz halsiz ince. Doğrudur. Teşekkür ederim geldiğiniz için. En azından üzgün halini bir tek burada görebilirim sanırım. Anlamadım. Nasıl olsa oğlum öldü. Eşimle aramdaki bağ bitti. Mutlu olacaksın diyorum. Ben müsaadenizle bir telefon açacaktım. İnan çok üzüldüm. Acım büyük. Ne söylesen alınmam. Alınmayacağını biliyorum. Bazen insanların istedikleri olur. Özellikle senin gibi hırslı insanların. Senin mutluluğunla sevinecek değilim. Ve benim mutsuzluğumu da paylaşmanı istemiyorum. Peki. Müsaadenizle. Ben bunları hak etmiyorum. Hem de hiç hak etmiyorum. Bayram Bey. Buyurun Hüsnü Bey. Dicle Hanım nerede? Görmedim Hüsnü Bey. Usta ufak tefek kaçak oluyor ama İzzet'in satışı büyük ölçüde durdu. Dediğin gibi herkesin gırtlağına bastım.
Kimse İzzet'in malını satmayacak. Abi, biz adamın malıyla uğraşacağımıza kendisini bulmamız lazım. Abdüley, her yolu deneyeceğim. Örgüte para akışını kesersek İzzet'i kapının önüne koyarlar. Abi, karaya gidelim. Karanın adamı yok mu örgütte? Bir işe yarasın. Abi Hüsnü aradı. Dicle Hanım hastaneden kaçmış. Yakacağım o hastaneyi sonunda ha! Memati, git bak nereye kaçmış. Usta, şimdi işimizi gücümüzü bırakıp kadın peşine mi düşeceğiz? Memati, sen dediğimi yap. Abdüley, biz de gidip karayı bir görelim. Abi, taziyeye gelmek için arayıp duruyorlar. Şimdi sırası değil gülüm. Eren, sana dediğim işi ne yaptın? Daha fırsatım olmadı abi. Bir an önce hallet Eren. Tamam abi. İzzet, bunca yıldır sizin yapamadığınızı yaptı. Polat Alemdar'a en büyük acıyı tattırdı. Sayesinde örgütle Polat aynı acıda buluştu. Onun yüzünden tek bir kaçak mal satılmıyor. Örgüte para akışı durdu. Para olmazsa TC ile savaş da olmaz. Ne hoş Amiran? Silahları susturacağız, barış olacak diyordunuz. Vaz mı geçtiniz? Bakıyorum keyfin yerinde. Bizim stratejilerimizi dalgaya alıyorsun. Aksine, ciddiye alıyorum. Daha da savaş olmazsa masada 5 dakikada kaybedersiniz. Hem dağda savaşacaksınız, hem masada. Tece'yi 2 türlü yıpratabiliriz. Bir, asker cenazelerinin sayısını arttırarak, ikincisi de Tece'nin bizimle pazarlık yapmaya ne kadar istekli olduğunu göstererek. Ben söyleyene kadar görüşmeleri sızdırmayacaksınız. Bizim bu görüşmeleri bir an önce sızdırmamız, yok olma var olma meselemiz. Ben izin vermesem, sen Tece'nin muhtarıyla bile görüşemezsin. Onun için sakın dediğimden çıkma. Öyle bir plan yaptım ki, ya Tece çizilecek, ya Polat Alemdar çizilecek. Nedir planınız, merak ettim şimdi. Efendim canım. Ne yapıyorsun Selvi? Gardırobu indirdim, kıyafetlerini ayırıyorum. Ben seni o eve... Hizmetçi mi aldım? Karışma üstüme başıma. Memati, içim karardı. Hepsi siyah gri. Hep takım. Bir tane farklı kıyafetin yok. Var lan, eşofman giyiyorum yatarken. Ben sana bir alışverişe çıkayım. Evden çıkma bu ara, sonra beraber çıkarız. Söz arama. Beraber gidip alışveriş yapacağız. Tamam kızım, uzatma. Kaçta geleceksin eve? İşim bitince. İşin ne zaman biter? Selvi, adamı aradığına pişman etme. Kapat. Kapat. Allah, Memati baş geldi. Memat abi, senin İzzet'ten başka işin gücün yok mu ya? Yok tabii. İzzet ölene kadar ne sana, ne bana, ne de bu alemdeki kimseye rahat yok. Abi, işimi gücümü bıraktım. Sadece İzzet'in değil, İzzet'in selam verdiği herkesin mahallesine gözcü diktim. İyi.
Dicle'nin gittiği yeri de öğrenmişsindir o zaman. Abi, bu kadar adam diktim diyorum. Bu adamlar badem gözlerim için gitmiyorlar ya oraya. Bedava haberi uçurmuyorlar ya. Necmi, susarsan parayla boğarım seni. Yok, konuşursan seni paraya boğarım. Al iç. Dışını yaktık, biraz da içini yakalım. Al. Abi. Ha. Polat Alemdar geldi. Dur bakalım niye gelmiş. Başın sağ olsun. Oğlun için çok üzüldüm. Üzüntüyü bana bırak. Örgütteki adamınla görüşmem lazım. Bu sefer bir numara yaparsan kafana sıkarım. Şimdi adamla teması ben kurmuyorum. Ara, kıvırma. Kıvıracak bir şey yok. Adam benimle görüldüğü an biter. O yüzden de aracı kullanıyor. Aracı kim? Söyleyemem. Gidelim. Çakır Mete Bey'le görüşecek. Randevunuz var mı? Pusat Çakır randevu almaz. Mete Bey'e haber verin. Sevmiyorum bu devlet işlerini. Mete Bey diğer devlet görevlilerine benzemez. Racon sahibidir. Racon sahibine de hürmet eder. Efendim, Pusat Çakır sizinle görüşmek istiyormuş. Gelsin yarın. Kapıda efendim. Beni Nesrin aramadı, geleceğini söylemedi. Pusat Çakır randevu almazmış efendim. Kapıya öyle bildirmişler. Vay, kuyruğunu dik mi tutuyor? Çakal. Tablayı getir bakalım. Mete Bey beyefendiyi bekliyor. Sadece beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun burada.
Allah Allah. Bir an Çakır girdi zannettim ha. Çakır girdi zaten Mete Bey. Baban gibi lafın altında da kalmıyorsun. Baban gibi tavlada oynuyorsan her gün görüşeceğiz seninle. Gel bakalım. Babam bildiğim tavla oynamazdı. Benden başka kimseyle oynamazdı. At bakalım. Buyurun siz başlayın. Eyvallah Çakır'ım. Hiç sevmem büyük başlamayı. Bana gösterdiğiniz dostluktan sonra ben sizi tavlada yenemem. İş ayrı, oyun ayrı arkadaş. Senin hem dedenin, hem babanın, hem de annenin hatırı var. Ama her şeyden önemlisi, şu kısa zamanda yaptıklarını da işittim. Aferin Pusat'a dedim. Kim bana geldiyse yanlış yapıyor diye ağzına lafı tıktım. Delikanlı kanı deli davranmaz da ne yapar dedim. Gençler eskisi gibi değil. Bu gazeteler, operasyonlar gözleri korkuttu. Kanı deli olanların hepsinin kanı çekildi. Meydan boşaldı, alem örgütçülere kaldı. Benim sizin gibi üst politikaya aklım ermez. Babamdan, dedemden bana iki şey miras kaldı. Biri onur, diğeri bu kan. Başka hiç bilmem. Öğrenmeye de niyetim yok. Öğrenmeye niyet etsen, öğretecek adam da yok. Babasının mirasını devralmak her evladın vazifesidir. Madem ki sen bu vazifeyi sahiplenmeye niyetlendin, artık sen de benim bir evladımsın. Senin girdiğin bu yola bazıları yürüme diye mayın döşeyecek. Ben o mayınları tek tek temizleyip önünü açacağım. Yol vereceğim. Ben kimseden icazet de beklemiyorum, minnet de beklemiyorum. İcazet verilmez, alınır. Sen de almışsın. Sen bu yola girdiysen düşmanın çok olur. Tek bir dostun olsun yeter. Devlet. Devletin ne olduğunu sana göstermeye çalıştılar ama devlet onlar değil. Devlet benim. Ben istersem senin istediğin her şeyi sana sunarım. Babalığı da mı? Devletten büyük baba yoktur. En büyük babanın olduğu yerde tabii ki babalığı devlet verecek. Öp bakayım bükemediğin bileği. Gel. Çok sert ya. İmdat, sen dayına bu kulağı mı layık görürsün? Niye dayı? Tam kulağına göre ölçmüşüm. Oğlum bu tosun eti ye ye sertleşmiş.
Oğlum sen hiç berberin önünden geçmişsin mi? Dayı ben gıdıklanayım. Yapma dayı, huylanayım. Oğlum sen bu madeni nereden buldun? Sen niye bana bunu daha önce getirmedin? Dayı huylanınca kendini tutamayı küfredi. Onun için getirmedim. Dayısına küfür. Yok yok, etmez öyle şey. Dayı seni... Oğlum ben küfür sevmiyim, bilmiyor musun? Dayı kendiliğinden geliyor. Dayanamayayım. Dayı, Kara aradı. Ne istemiş Kara sevdamız? Dayı, Polat Alemdar geliyormuş. Cemal'le görüştürmen lazımmış. Memati de gelmiş mi? Bilmiyorum dayı. İmdat ara. Memati'yi getirmesin. Acıları var. İkinci bir acı yaşatmayayım. Tamam dayı. Dicle burada mı? Sen kimsin? Niye soruyorsun? Burada olduğunu biliyorum. Git, Memati Baş gelmiş, seninle görüşecekmiş de. Bekle burada. Hoş geldin Memati abi. Bacım, sen niye haber vermeden ayrıldın hastaneden? Sizin üzüntünüz vardı. Ben de size yük olmak istemedim. Dicle, burayı ben bulabiliyorsam İzzet de bulabilir. Bu delikanlı mı koruyacak seni? Beğenemedin mi? İnşallah burayı bulur gelir. Sizin yanınızda cesaret edemedi. Belki buraya gelir diye bekliyorum ama... Onda o cesaret yok. Burası benim amcamın evi. Akrabalarım çok. Buraya gelirse eğer onu yaşatmazlar. Peki. Başın sağ olsun. Buyur. Karanın örgütteki adamını çağır gelsin. Ama benim burada olduğumu söylemem. Ne diyeceksiniz ki siz Cemal? İzzet onlara sığındı. Ben bundan en menfaatim var. Yani niye size böyle bir hayır yapam? İzzet gidince Kara o işi sana verecek. İzzet ne kadar çabuk giderse sen de o kadar çabuk para kazanmaya başlarsın. Safet, git oğlum haber götür. Gel. Polat Alemdar. O tüysüz fırsat için dostumuzu bozmaya değer miydi yani? Bak, o çocuk şimdi döndü, size ağlıyor. Adı üstünde. Çocuk Zaza. Çocuğun hatrı yoksa sahibinin hatrı vardır. Sen o hatrı çiğnedin. Ben ettiğimin bedelini ödedim. Hani bunu yapan? Bedelini ödemedi. Başkanım, önemli bir gelişme var. Zaza'nın yanındaki adamımız haber gönderdi. Polat Alemdar oradaymış.
Bizimle ne alakası var Polat Alemdar'ın? Başkanım, Polat Alemdar belli ki Kara adlı ajandan Zaza'yla irtibata geçtiğinizi öğrendi. Lanet İzzet. Laftan anlamadı ki. Adam ne olunursa seni darar, beni darar, herkes darar. İzzet konusu çözülmeden Zaza'yla kontak kurulmasın. Öyle dediğimi söyleyin. Tamam, emredersiniz başkanım. Hadi. Dayı, Cemal haber göndermiş. İşim yoğun, bugün görüşemem diye. Zaza, adamlarından biri Cemal'e çalışıyor. Sen bizim çocuğa laf edeceğini, kendi çocuklarını bir gözden geçir. Ulan rezil ettiniz dayınızı. Polat Alemdar kapımıza gelmiş, bir ton laf yemiş. Sayenizde lafları geri yedirtir. Yakın la, yakın. Dayısını satanı bulana kadar gözükmeyin, gözükmeyin. Efendim Memati. Usta. Dicle'yi buldum ben. Tamam Memati. Cahit'i gönderiyorum ben. Örgütçülerden bir şey çıktı mı usta? Yok Memati. Anladım usta, tamam. Ben bir yere uğrayıp geliyorum o zaman. Cahit, ofise geçince sen Dicle'nin kaldığı yere git. Kendini belli etmeden takip et. Tamam abi. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Şeref buldunuz. Her zamanki gibi naziksin Metreciğim. Kaç kaya söyledim beni kapıda karşılama diye. Biz devlet terbiyesini siz büyüklerimizden öğrendik. Hı-hı. Buyurun lütfen. Gördünüz mü Davut Tataroğlu'nun bana yaptığını? Gördüm, gördüm. Fevkalade üzüldüm. Tamam, acısı var. Torununu kaybetti. Ama senin ona yaptığın iyiliklerin karşılığı bu olmamalıydı. Ayıptır. Yazıktır. Fevkalade günahtır. Ne yapmalıyım efendim? Sen ne yapmak istiyorsun? Hı? Sen ne yapmak istiyorsan biz senin arkandayız Mete. Davut'un dönemi bitti. Artık Davut değil, Tabut Tataroğlu oldu. Tabutu gömmek lazım. Değil mi? Tabut başka bir işe yaramaz. Merak etme. Şamir onun defterini dürer. Şamir ikili oynuyor her zamanki gibi efendim. Ben konuşurum. Ne Şamir, ne başkası. Kaybeden adamı, dönemi biten adamı kimse sevmez. Bu işi Kara'ya havale edeceğim. Kara, sana güvenir mi bu iş için? Güvenir efendim, güvenir. Kendi adamlarım dahi bilmiyor Kara'nın oğlu işini. İyi. Polat Alemdar'ın bu zayıf durumundan istifade etmek lazım ihtiyarlar nazarında. Devletin içindeki kadrolarımızı harekete geçirelim. Madem ki hükümette, emniyette, adliye de bize karşı harekete geçti.
Biz de onlara karşı harekete geçelim. Hepsini birden cephe almayalım efendim. Ben sana tabutu gömme. Vakti değil, bekle diyor muyum? Sen de bana deme. Herkes bizim kim olduğumuzu biliyor. Bilmeyen de öğrensin. TC ajanın yolunu şaşırmış arkadaşlar. Lale saraya geldiğimi haber ver. Lale başkan senin muhatabın değil. Ne diyeceksen bana söyle. Dur ben sana anlatayım o zaman ne söyleyeceğimi. Nerede Zaran odası? Açılın. İndirin silahları. İndirin. Burada. Memati Baş, ölümüne mi susadın? Adamlarına söyle, konuşacağız. Ben söyledim, anlamadılar. Silahını indir önce. Ben buraya konuşmaya geldim. Olay çıkarmaya değil. Çıkın. Bunun hesabını ayrıca vereceksin. Başkanım. Çık! Seni dinliyorum Memati Baş. İzzet nerede? Konuşmaya geldim diyorsun, hemen sorgulamaya kalkıyorsun. İzzet Polat Alemdar'ın çocuğunu öldürdü. Memati, açıkça yardım istiyoruz bile diyemiyorsun. Ben size niye yardım edeyim? Polat Alemdar'ın buraya geldiğimden haberi yok. Benden ne istiyorsan vereceğim. İlk etapta demokratik özellik istiyoruz Memati Baş. Verebilecek misin? Daha ne isteyeceğini bilmiyorsun. Bir de kalkmış soğuk espri yapıyorsun. İzzet'i vermek benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Öyle olsa İzzet gibi feodal bir halk düşmanını gözümü kırpmadan öldürürüm. Ama sana yapabileceğim bir şey var. Bu meseleyi KCK'ye götüreceğim. Olumlu bir karar çıkarsa sana bildiririm. Alt üstü bir adamın yerini öğreneceksin. Ne uzatıyorsun? Siz örgütü kendiniz gibi 3-5 kişilik bir çete mi zannediyorsunuz? Benim başında bulunduğum birim başka, İzzet'le işi yürüten birim başka. Sizde de bürokrasi var yani. Kime konuşacaksan iyice anlat. İzzet'i bulmak için gerekirse Kandil'e kadar gelirim. Sahiden baba dedi mi sana? Dedi vallahi Leyla. Boynuma sarıldı, öptü. Sen ağlama dedi. Bak şuna ya. Elif olmasa dedim ki ben öleceğim. Bugünü çıkaramayacağım. Bu acıya dayanamayacağım. Acıyı veren sabrı da veriyor Polat. İmce'ye gitmişsin. Hı hı. Kötü durumu. Allah yardımcısı olsun. Nasıl kötü olmasın Leyla? Bir süre birbirimizi görmeyelim diyorum. İnci nasıl daha iyi hissedecekse öyle yapalım. Birbirimizi görmeyip daha mı kötü olalım? Hadi diyelim ki kandırdık kendimizi. Dayanabilecek misin? Hadi sen dayandın. Ben dayanabilecek miyim? Nasıl olacak peki böyle? Acıyı veren sabrını da verecek. Arkadaşlar, yürütme konseyinin başkanı olarak bir karar aldım. Sizin de fikrinizi almak istiyorum. TC ile görüşmelere yeniden başlamak için konjonktür uygun. Başkanım,
ben katılmıyorum. Kamuoyunda olan bu olaylardan sonra Dece bizimle görüşmeye yanaşmayacaktır. Dece devletini küçümseme. Onlar bölgede büyük oyuncu olmak için bizimle problemlerini halletmek zorundalar. Ben de sizin gibi düşünüyorum başkanım. Ama her iki tarafa sızmış olan Gladio ajanları bu görüşmeleri sabote etmek için her yolu deneyecektir. İşte tam da bu yüzden bir karar aldım. Bunu engellemek için Dece adına görüşmeleri Polat Alemdar'ın yürütmesini isteyeceğim. Başkanım, neden Tece'nin stratejik zekası en güçlü ajanıyla görüşelim? Bir başkasından alacağımız ödünlerin yarısını bile alamayız Polat Alemdar'dan. Cemal arkadaş, Şahmeran Başkan doğru bir strateji öngörüyor. Polat Alemdar masaya gelirse Tece'nin bizi muhatap kabul ettiğine tüm dünya inanır. Üstelik bu süreçte yıpranan da biz olmayız. Polat Alemdar olur. Bu çözümlemeleri Polat Alemdar yapamayacak mı? Eli mahkum. Sağ kolu bana geldi. İzzet'i verin, her istediğinizi verelim dedi. Cemal arkadaş, analitik çözümlemen biraz zayıf. Bundan sonra siyaset akademisinde verdiğim derslerde seni de göreceğim. Gördüğün gibi biz çözümleme yaparken her türlü toplumsal, siyasal, askeri, hatta kişisel olayları bile göz önünde bulunduruyoruz. Bak, bir İzzet feodali bize neler sağlayacak. Buyurun. Bir çay getir bana. Tabii. Anlatmayacak mısın oğlum? Nasıl geçti Mete ile görüşmen? Anlatacak ne var anne? Gittik, teşekkür ettik. Bir daha zahmet etme dedik, geldik. Mete ne dedi? Anne, ben bu tür adamlardan medet umsam Polat abiyle iyi geçinmeye bakardım. Oğlum, Polat ayrı, Mete ayrı. Polat devlet millet söz konusu olunca kimseyi tanımaz. Onun için de Polat'la iş yapamazsın. Ama Mete ile anlaşırsan her işi yaparsın. Bakarız. Acelesi yok. Ulan bir çay istedik, yarım saat oldu be. Buyur. Pusat'a geldim. Pusat Çakır yani. Evet. Konu neydi? Nesrin Hanım veyahut Pusat'la görüşeceğim. Görüşmek istiyorsan konunun ne olduğunu söyleyeceksin. Dur, bekleyeceksin. Ya ne bekleyeceğim, acelem var. Bekle dedim. Erhan geldi. Sizinle ve Çakır'la görüşmek istiyor. Gönder gitsin, şimdi müsait değillerdi. Yenge, bir haber getirmiştir belki Selvi'den. Daha Pusat'la konuşmadım Selvi'yi. Başkasından duymasın şimdi. Ya kardeşim şu... Hayrola reis, bırakın. Bir şey mi oldu? Pusat benim kardeşim. Erhan gelmiş sizinle görüşmeye. Niye bekletiyorsun? Hele şükür. Durun. Hoş geldin Erhan abi. Hoş bulduk Pusat'cığım. Arkadaşlar bizi tanımıyorlar tabii. Gel. Buyur abi, içeride konuşalım. Hoş geldin Erhan. Hoş bulduk yenge. Buyur abi. Ha,
Pusat, sana söylemeye fırsat bulamadım. Polat'ın çocuğu ölmüş. Çok üzüldüm abi. Başınız sağ olsun. Müsait zamanda Polat abiye de başsağlığı dileyelim anne. Erhan, sen bize müsait zamanda haber ver. Biz gelir, o zaman konuşuruz. Tamam mı? Yenge, ben onun için gelmedim. Selvi yengenin eşyalarını almaya geldim. Seni aldıklarında Selvi ile kavga ettik. O da Memati'ye gitmiş işte. Anne sen konuşma. Erhan anlat. Ne yengesi, ne eşyası? Pusat, bu mevzu ayaküstü anlatılacak mevzu değil. Sen annenle görüş, ben beklerim. Başlatma beklemenden. Ne olduysa anlat. Memati abi ile Selvi yenge evlenmeye karar vermişler. Selvi, benim bacım. Şimdi Memati'nin evinde mi kalıyor? Sen git Erhan. Biz eşyayı hazırlayalım, göndeririz. Pusat, sakın bir delilik yapmaya kalkma. Yapan yapmış deliliği. Sen nasıl buna göz yumarsın? Benim göz yumduğum falan yok. Sanki kardeşini tanımıyorsun. Ne söylesek tersini yapıyor. Şimdi üstüne gidelim de inadına Memati ile mi evlensin? Ben yaşadığım müddetçe böyle bir şey olmayacak. Selvi'yi diri diri gömerim, gene de o Memati'ye vermem. Memati, benden izinsiz nasıl yaparsın bunu ya? Usta, senin adına konuşmadım, söz vermedim. Sen ben mi var Memati? Usta, ben devlet işinden anlamam. Pazarlık diplomasi de bilmem. Ama bildiğim tek şey var. Seni bu halde görmeye tahammül edemiyorum. O zaman gelme Memati, görme beni. Bunu yapacağına git evinde otur, daha iyi. Abi, Memati abi haklı. Hı? O yapmasa ben yapardım. Biz birbirimize böyle mi söz verdik? Ben acımı yaşayacağım. Gerekirse her gün yaşayacağım. Ama biz ideallerimizden ödün vermeyeceğiz. Usta, sen değil miydin gerekirse devlet vatandaşının güvenliği için herkesle görüşür diyen? Memati, birincisi ellerinde benimle ilgili böyle bir koz varken bu görüşmeleri ben yürütemem. İkincisi, örgütün zaten görüşmeye niyeti yok. Konjonktür şu an müsait değil. Yapmak istedikleri, görüşmeleri çıkmaz yola sokup basına sızdırıp prim yapmak, devleti yıpratmak. Abi, ihtiyarlarla bir görüşsen karar vermeden önce. Konu kapandı. Böyle bir şey olacaksa bile İzzet ölmeden olmayacak. Paranı aldın. Bundan sonra bana karışmaya kalkarsan başka dilde konuşuruz. Bundan sonra sana Azrail karışır. Yürü, gidiyoruz. Polat Alemdar teklifimizi reddetmeseydi, ben sana böyle bir artistlik yaptırmazdım ya. Thank you.
niye geldin Musat? Seni eve götürmeye geldim. Boşuna gelmişsin. Benim evim artık burası. Bizi rezil ettin. Yetmedi mi? İyi ya. Artık kurtuldunuz rezil olmaktan. Selvi, sadece bize zarar vermiyorsun. Memati'nin itibarını da iki paralık ediyorsun. Musat, sen benim kardeşimsin. Canımın parçasısın. Ama beni anla. Biz birbirimizi seviyoruz. Her şeyi göze aldık. Başlatma lan sevginizden. Beni katil etmeye yemin mi ettin kızım sen? Yürü, bacaklarını kırarım. Defol git kapımın önünden. Defolun. Musat dur. Ne yapıyorsun Musat? Musat dur. Reis eşyalarını al. Musat dur. Ne yapıyorsun Musat? Madem ki benim üstüme geliyorlar, gelsinler. İşleri size devredeyim. Siz yapın. Hem örgüt nezdinde gücünüz var, hem de devlet nezdinde. Hem de paraya ihtiyacınız olur. Şimdiye kadar niye bu teklifle gelmedin İzzet? Koskoca Mete Bey. Bir Polat Alemdar'dan mı çekiniyor? Koskoca İzzet ha. Polat Alemdar'dan korkup kaçacak. Ben de İzzet Ağa'nın bu delirmiş halinden çekinmeyeceğim. Çekinirim ki dostlarım beni kırmasınlar. İzzet Ağa, yurt dışına git. Biraz dinlen, kendine gel. Ben de o sırada teklifini düşüneyim. Ben yapmasam bile benim adıma kim yapar bir bakayım. Örgüt böyle bir zaman kaybına izin vermez. Verir, verir. Sen önce bir canını kurtar, sonra cüzdanın içine bakarız. Musat? Musat, sen delirdin mi? Ne yaptın? Kızın delirmiş. Dua et tımarhaneyi kapatmadım. Hayvan! Allah belanı versin. Şşş, bela okuma. Sen kimden izin aldın da evi terk etmeye kalktın? Sen beni burada tutabileceğini mi zannediyorsun? Benim cesedimi çiğnemeden bu evden dışarı adımını atamazsın. Ya kesin sesinizi be! Ne biçim konuşuyorsunuz? Bu hayatta sizin birbirinizden başka kiminiz var? Sizi bilmiyorum da beni seven, benim de sevdiğim bir adam var. Musat! Musat! Sakın! Reis! Selvi'yi odasına kapatın. Bu evden çıkarsa hepinizin kafasına sıkarım. Dicle yengenin izini buldum. Efendim, kara iyice parma yaklaşmış. Çocuğu nasıl bulduğumuz da bozmuş kafayı. Adama iyilik yaptınız, onun yaptığına bakın. Kara hep öyleydi. Kolay kolay kimseye güvenmez. Polat Alemdar'a bu kadar çabuk nasıl güvenmiş, ben ona şaşıyorum. Polat Alemdar'la arası sandığınız gibi pek iyi değil. Neredeyse birbirlerine gireceklerdi gözümün önünde. Sana tezgah yapmış olmasınlar. Efendim, Polat Alemdar'ın çocuğu yeni ölmüş. Hiç tezgah falan yapacak durumda olduğunu sanmıyorum. Karadan İzzet'i istedi benim tahminimce. Oğlum, burada dur. Mete Bey. Behiç gelip çok mu ağladı sana? Kara,
Benimle derdin varsa benimle halledersin. Adamlarımdan uzak dur. Yoksa seni Behiç'ten beter ederim. Şimdi sen buraya kalkıp Behiç için mi geldin yani? Asıl meseleye gel. Biz bir yola giriyoruz. Ben sana bir şey teklif ediyorum. Artık tarafını seçme zamanın geldi diyorum. Sen gidip benim adamımı kaldırıyorsun. Mete Bey. Benim adım Kara. Ama sen benden daha karanlıksın. Ben karanlık adamları severim ama güvenebildiğim sürece. Eyvallah. Bana güvenmiyorsan teklifi unut. Herkes kendi yoluna. Ben Behiç'ten öğreneceğimi öğrendim. Sen şimdi ne yapıyoruz onu söyle. Bize hainlik edenleri yok edip tekrar devletin başına geçeceğiz. Kiminle başlıyoruz? Haşim mi, Davut mu? Seç. Abi ihtiyarlarla görüşecek misin? Abdülay, hastaneye gidelim. İnce'ye bir bakayım ondan sonra. Usta, Zara'yı kaldırsak mı? Ben İnce'yi görene kadar siz ikiniz bir karara varırsınız. Efendim Cahit. Abi İzzet Dicle'yi almaya geldi. Tamam, geliyoruz Cahit. Biz gelene kadar İzzet oradan çıkmayacak. Tamam abi. Ailemden ne istedin ha? İnsan kocasını böyle mi karşılar? İzzet yaklaşma. Yaklaşma Dicle. Sakın. Yaklaşma. Dicle. Yaklaşma diyorum Dicle. Sana. Dicle. Sen benim çocuğumu öldürdün. Ben de seni öldüreceğim. İkinizi de gömeceğim buraya. Çocuğumu öldürdünüz. İyi misin Cahit? İyiyim abi. Bir şey yok. Ağam, ağam, Polat Alemdar'la adamları geldi. Çıkmamız lazım. Gitmek yok. Bu akşam burada bütün hesap kapanacak. Aman ağam. Hoş geldin Polat Alemdar. Bu gece seninle çocuklarımızın yanına gideceğiz. İzzet, senin gideceğin bir yer var. O da cehennem. O zaman oraya beraber gideriz. Ne yapıyorsun gerizekalı? Aa, bırak elimi, bırak! Bırak ağam, çoluğum çocuğum var. Sana kolay ölüm yok İzzet. Of course.
Vur şuna.